O, Türk basınının parlayan yıldızlarından biriydi. Hazırlayıp sunduğu programlarla herkesin beğenisini kazanmış, önemli bayan gazetecilerdendi. Yakalandığı kanser hastalığı yüzünden gencecik yaşta bu dünyadan göç edip giderken, sevenleri onun bu erken vedasını hiçbir zaman kabullenemedi. Sevim Gözay 19 Aralık 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası İlyas Bey, annesi Ayşe Hanım'dır. Çocukluğundan itibaren Kur'an sevgisi yüzünden Kur'an kurslarına gitmeye başladı. Ailesi de maneviyata önem veren bir aileydi. Kendi isteğiyle ortaokulu İmam Hatip'te okudu. Liseye de İmam Hatip'te başladı. Fakat gerek dışarıdan okuduğu okul yüzünden dışlanmışlık, gerekse ergenlik çağında okulda konulan kurallardan sıkılıp 1988 yılında İmam Hatip Lisesi 1. sınıfta bilerek okulda kalarak buradaki eğitim hayatını sonlandırdı. Normal liseye geçiş yaptığı İstanbul Üsküdar Lisesi'nde okulunu bitirdi. Daha sonrasında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı'na girip burada 3 yıl eğitim alıp mezun oldu. Konservatuvar sonrası 1993 yılında medya sektörüne girdi. TRT, Show TV, Kanal D, CNN Türk, ATV, TV8, Habertürk TV, Sky 360 gibi birçok kanalda yönetmenlik, sunuculuk, moderatörlük ve jüri üyeliği yaptı. Birçok yapımda kamera arkasında çalıştı. Doktor Stres, Canlan Biraz, Sabah Şekerleri, Hifi, Netiket, İstanbul ART, Şehrin Rengi, Dizikolik, Bazıları Sıcak Sever ve artist programlarında yönetmenlik, asistanlık, editörlük, sunuculuk gibi çeşitli görevlerde bulundu. Sevim Gözay kendisinin hazırlayıp sunduğu CNN Türk'te yayınlanan Kosmopolis ve TV8'de yayınlanan Stüdyo Sinematik Portakal adlı magazin aktüalite programlarıyla tanındı. Başarılı bir kariyer yapan Sevim Gözay, 2001 ve 2002 yıllarında iki kez Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Televizyon Kültür Sanat Başarı Ödülü'ne layık görüldü. 2006-2013 yılları arasında Akşam Gazetesi ve Nokta Dergisi'nde şehir yaşam ilişkileri, kültür sanat ve popüler kültür hakkında 1500'den fazla köşe yazısı yazdı, röportajlar yaptı. 2011 yılında Kızlar ve Babaları isimli kitaba katkıda bulundu. Ayrıca 2013 yılında Kasetten Canlı ve 2015 yılında Sinemaskop Randevular isimli kitapları yayınlandı. Sevim Gözay'ın meslek hayatının en önemli dönüm noktası 2013 yılında yaşandı. Çalıştığı Akşam Gazetesi'nin sahibi Mehmet Emin Kara Mehmet'in Cavit Çağlar ve Interbank ile ilgili kredi ilişkilerinden kaynaklanan 440 milyon dolar borçtan kalan 75 milyon doların ödenmemesi nedeniyle TMSF tarafından Akşam Gazetesi de dahil tüm şirketlerine el konuldu. Bu olaydan 10 gün sonra 28 Mayıs 2013 yılında Gezi olayları çıktı. Gezi olaylarında birçok basın çalışanı gibi Sevim Gözay ve Akşam Gazetesi'ndeki diğer çalışma arkadaşları da Gezi olaylarında hükümeti eleştiren yazılar yazdılar. Bunun üzerine birçok basın mensubu gibi Sevim Gözay da kara listeye alındı. Bazı rakip basın organlarında Gezi Parkı elebaşlarından olduğu yazılıp söylendi. Günah keçisi seçilen Sevim Gözay, Akşam Gazetesi'ndeki çalışma arkadaşlarıyla baskı altına alındı. 28 Haziran 2023 yılında basılması için Akşam Gazetesi'ne yazısını gönderen Sevim Gözay'a yazılarının artık yayınlanmayacağı söylendi. El konulan Akşam Gazetesi'nde genel yayın yönetmenliğine getirilen Bursa Milletvekilliği yapmış olan Mehmet Ocaktan tarafından gazetesinin genel yayın yönetmeni İsmail Küçükkaya'nın ardından Tuğçe Tatari, Hüsnü Mahalli, Sevim Gözay, Nilay Örnek ve Gürkan Hacır işten çıkarıldı. Bu dönemde işsiz kalan Sevim Gözay sıkıntılı günler yaşamıştır. Mimlendiği için hükümet ile karşı karşıya kalmaktan korkan medya sahipleri kendisini işe almamış, bir anda bütün basın kapıları yüzüne kapanmıştır. Sevim Gözay buna rağmen yeteneği sayesinde
eski el üstünde tutulduğu dönemlere dönemese de hayatına kaldığı yerden devam etmiştir. Sevim Gözay son yıllarda Posta Kitap, Paz Edebiyat, Ot Dergisi, Rejisör Dergisi gibi birçok dergide sinema, edebiyat, yaşam ve medya üzerine içerik üretti. YouTube gibi dijital yayın platformlarında program yapıp blog yazdı. En son 2020 yılında Allianz Motto Müzik kanalında yer alan Sevim Gözay ile Merak Ediyorum programını sundu. Oyuncu Kamil Güler ile kısa sürede boşanmayla sonuçlanan bir evlilik yapmış olan Sevim Gözay'ın çocuğu yoktur. Ömrünün son döneminde ciddi sağlık sorunlarıyla uğraşan Sevim Gözay, 2020 yılında lenf kanserine yakalandı. Hastalığını yakın çevresi hariç kimseyle paylaşmadı. Hemen tedavi sürecine girildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen vücudu tedaviye cevap vermemiş, durumu kötüleşmiştir. Sevim Gözay 14 Ocak 2021 yılında lenf kanseri nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul Kartal'daki Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 48 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Samandıra Veysel Karani Mezarlığı'nda kabri bulunan babasının üstüne defnedildi. İki kişi birlikte mutluluk denen hazineyi aramaya çıkarsınız. Ararsınız, ararsınız, bulmaktan ümidinizi kesince ikiye ayrılıp öyle arayalım. Bulma şansımız iki kat artar dersiniz. İşte ayrılık budur bazen. Ama artık kaybolma ihtimaliniz de iki kat artmıştır.